أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فورب ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمن مر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله الها اخر فسوف يعلمون ولقد نعلم ان إنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى حتى ياتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أستعذ بالله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. أُولَٰئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "الناس رجلان عالمٌ ومُتَعَلِّمٌ" ve la hayra fi ma sivahuma. Ravahu Tabarani, sadaka Rasulullah ve nataqa Habibullah. Veraul ak bu zatlar buldu rahmet. Bu zatlar ilmine yoktur nihayet. Cemi alemin ilmi begayet hemen bir katra gibi bahra nispet. Bu bilmekten geçip hakka gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. Nazırı didar olan görmez bu zulmet haneyi. Çeşme dünya dar olur. Hurşide ettikçe nigah buyurulmuş. Nazırı didar olan Cenab-ı Hakk'ın cemaline bakmayı, nazar etmeyi, Allah'ın öz zatını seyretmeyi becerebilen aşıklar görmez bu zulmet haneyi. Artık o andan itibaren bu dünya zindanına bakmaz, baksa da görmez olurlar. Çeşme yani Mevla'yı gören bir göze dünya dar olur. Hurşite ettikçe nigah. Hurşit güneş demektir. Nigah ise bakmak demektir. Çeşme yani göze dünya dar olur. Dünya kapkaranlık olur. Hurşide ettikçe nigah. Güneşe baktıkça güneşi gören göz dönüp dünyaya dünyanın güzelliklerine baktığı zaman gözüne sadece karanlık görünür. Zaten karanlıktır. Alemin aslı, mevcudatın aslı ademdir. İmam Rabbani Kaddesallahu SIRRAHU şu gördüğümüz bütün mevcudatın aslı hakikati ilk hali yokluk idir. Yokluk bütün zulmetlerin, bütün çirkinliklerin, bütün kötülüklerin mayasıdır. Bu alemi bütün noksanlıkların, bütün zevallerin menbaı ve mayası olduğunu görebilmek için güneşi bir kez olsun görmek, güneşi bir kez olsun tanımak gerekir. Onun için Mevla'yı tanıyanlar, peygamber davetine kulak verenler, hak aşığı olanlar için bu dünya zulmetten bu dünya gece zifiri karanlığından farklı değildir. Bu dünya onlar için en büyük tehlike, en büyük düşman, en büyük sıkıntı ve yüktür. Terzi baba'nın Erzincan'ı ziyaret ederseniz kabristana girerken onun bir sözünü yazmışlar. Billahi dünya için Allah demem demiştir. Dünya için Allah demem. Allah kelimesi o kadar kıymetlidir ki. Vele zikrullahi ekber. Cenab-ı Hakk'ı zikretmek o kadar büyüktür ki. Allah'ı tanımak, Allah'ı bilmek o kadar kıymetlidir ki ona paha biçilmez. Onun için Mevla'yı bilenler dünyaya kıymet vermezler. Dünyaya kıymet vermeyenler ancak Mevla'yı birebilirler. 190. Mektubu Şerif'te 1. ciltte İmam-ı Rabbani Kaddesallahu Sırrahu'nun çok iddialı bir sözü var. Der ki muhatabına, Ey kardeşim, senin saadetin sadece dünyadaki saadetin değil, ahiret saadetin de, dünya saadetin de, felahın da yani bütün aradıklarına hakiki aranması gerekenlere kavuşma nimetindir. Allah'ın iltifatına ve itibarına mazhar olman da sade senin değil, yeryüzündeki herkesin ve her şeyin saadeti Allah'ı zikretmektedir buyurur. Allah diyenlerin ancak saadet bulabileceğini ifade eder. Bugün okuyacağımız, okuduğumuz ayeti kerimelerde de felahın, kurtuluşun sadece ve sadece iman ehli beş vakit namazını kılan zekatını verecek kadar hem malından hem canından Allah'a istenilen her şeyi vermeye hazır olan müminlere nasip olacağını ifade edecek bugünkü ayeti kerime. Allah Celle Celaluhu her hadiseye, her hadiseye her meseleye Müslüman zaviyesinden bakabilmeyi bize nasip eylesin. Aliye İzzet Begoviç diyor ki, ulusun, ırkın veya farklı mensubiyetlerin dar çerçevesini kırıp bütün dünyaya Allah'ın baktığı zaviyeden bakabilmek için bugünden sonra kendinizi Müslüman diye tanımlayın diyor. Ben Müslümanım. Ben o partinin adamı değilim. Ben şu partinin mensubu değilim. Ben Kürt olabilirim, Türk olabilirim ama benim için Kürtlük, Türklük, Çerkeslik, Araplık hiçbir surette vazgeçilmez değildir. Ramazan el-Buti rahmetullahi aleyh iyi bir ehli sünnet alimiydi. Dünyayı sevmeyen bir insandı. Cuma hutbesine çıktığı zaman ben Kürdüm. Ama ben Müslümanım. Naza islami, lev naza'a kurdiyeti İslami levati'tu kurdiyeti tahta hizai buyururdu. Ben Kürdüm ama benim Kürtlüğüm, benim ufak kimliklerim İslamiyetimle kavga etmeye başlarsa aynı koltuğa sığmazsa, aynı istikamette beraber yürüyemeyiz dediği andan itibaren ben Kürtlüğümü, ben Türklüğümü, ben Çerkesliğimi ayaklarımın altında ezmeye bugünden razıyım diyordu. Bizim vazgeçilmez tek kimliğimiz İslam'dır. İslam. Diğer kimlikleri anlamlandıran, kıymetlendiren, değerli, değerli kılan, ölümsüz kılan İslam kimliğidir. Onun için biz hayatın her meselesine Müslüman gözüyle bakmak, Kur'an'ın zaviyesinden bakmak borcundayız. Böyle yapmazsak eğer biz aklımızı, fikrimizi, kainatta vuku bulan hadiseleri haber kanallarından bugünün kokmuş, yalancılıkta zirveye çıkmış haber kanallarından alacak olursak Müslümanlık diye bir şey bizde kalmaz. Vallahi Allah'ın iyi dediğine kötü, kötü dediğine iyi demeye başlarız. Bir hafta önce bir kardeşim, iyi bir Müslüman, İyi bir Müslüman bilerek söylemiyor. Doğru bir şey yaptığını zannediyor. İmanı, İslam'ı, aile yapısı benden belki daha sağlam ama ne dediğinin, dediğinin nereye vardığının farkında değil. Bir komünisten bahsediyor. Bir dinsizden bahsediyor. 124 bin peygamberin haykırdığı hakikati ayağının altında çiğneyen, senin inandığın kitap benim ayağımın altında diyen, senin ezanın benim ayağımın altında diyen, senin Kur'an'ın benim için gazete kağıdından farksız diyen bir komünisten cuma namazından çıktıktan sonra delil getiriyor. Falanca yerin belediye başkanı komünist ama şöyle işler yapıyor, böyle işler yapıyor, halka hizmet ediyor halk pazarı açıyor. Bütün Müslümanların arasında bir komünisti met etmeye başlıyor. Bakalım sonu nereye varacak dedim. Baktım ki öyle ballandıra ballandıra anlattı ki zannedersin dünyanın en büyük evliyası o komünist. Sözünü bitirince mikrofonu ben aldım. Ben bir komünist Allah'a inanmayan bir ateist ağzıyla kuş tutsa da onu alkışlamam. Çünkü bir komüniste de bir ateiste de eğer takdir edilecek bir hareket varsa bunun menbaı benim dinimdir. Ben bunu bilirim. Çünkü dinimi biliyorum. Bunun kaynağı peygamberlerdir. Çünkü ben peygamberleri tanıyorum. Peygamberlerin hangi davayla, hangi davetle geldiğini biliyorum. İmam Rabbani Hazretleri diyor ki, peygamberlerin sesini kıssak, Peygamberlerin öğrettiklerini kitaplardan silsek bu insanlık, bu beşeriyet iffet nedir bilmez, haya nedir bilmez, insan hakları nedir bilmez, merhamet nedir bilmez. Öyleyse biz hadiseleri değerlendirirken İslam zaviyesinden bakacağız. 3-5 tane süslü hareketle beraber İnsanların, Müslüman evlatlarının kafasına doğru hareketleri değil o hareketlerin arkasında komünizmin dinsizliğin aslında telkini yapılıyor. Bunun reklamı yapılıyor. Allah Celle Celaluhu ne diyor? Cenab-ı Hak buyuruyor ki Allah inanmayanlar için inne şirke le zulmün azim Cenab-ı Hak bangır bangır söylüyor. Ey kullarım bilin ki Allah'a şirk koşmak, Allahsızlık, Kur'an tanımamak, kitap tanımamak şirk. İnne şirke le azim. Bilesiniz ki müşrik bir adam yeryüzünün en zalim adamıdır. Bitti. Ben bundan daha başkasını söylemem. Yani sen çıkıyorsun Allah'ın en zalim dediği bir müşriği alkışlıyorsun. Bu Müslüman tavrı değil. Cenab-ı Hak diyor ki: "Ülâike kel en'âmi bel hum adal." Onlar hayvanlar gibidir. Belki de inanmayan bir insan hayvandan daha aşağıdır diyor. Sen Cenab-ı Hakk'ın hayvandan aşağı diye vasıfladığı bir kişinin reklamını yapıyorsun. Cenab-ı Hak innemel müşrikûne necesün diyor. Müşriklerin hepsi pisliktir diyor. Neces. Dokunsan elin kirlenir. Sen elinle dokunulmayacak şeyi dilinle dokunuyorsun. Kalbinle dokunuyorsun. Senin kalbin de necis olur. Dilin de necis olur. Kelimelerin de necasete bulaşır. Onun için biz bileceğiz ki Allah müşriklerin hiçbir amelini kabul etmiyor. Ben de kabul etmiyorum. Ellezine keferu ve saddu an sebilillahi adalle a'malehum. Muhammed suresinin ilk ayet. Kur'an bilmeyince neyi alkışlayacağımızı, neyi takdir edeceğimizi, kime ne kadar yakın duracağımızı bilmemiz mümkün değil. Onun için Kur'an'ın ayetlerine ihtiyacımız var. Ellezine keferu. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Allah'a küfredenler. Ve saddu an sebilillah bütün çabalarını insanları Allah'ın yolundan çevirmek için sarf edenler Bilin ki adalle a'malehum tövbe etmeden, iman edip de benim kafama gelmeden ruhlarını azra ile teslim ederse dünyada yaptığı bütün amellerin hepsi boştur. Zerre kadar benim gözümde kıymeti yoktur. Edison elektriği bulmuş. Hiçbir hükmü yok. Oruç bile tutsak, Allah'ın rızası için tutmazsak onun bile Cennette mükafatı yok. Adamın birisi, köyün bir delisi var, meşhur ama öyle deliye can kurban. Rahmetli babam anlatırdı, derdi ki deli eli sopalı birisi. Ezan-ı duyduğu zaman da caminin etrafında camiye gitmeyen birisi gördüğü zaman elindeki sopayı hiç tereddüt etmeden namaz kılmayanın kafasına indirirmiş. Ne güzel bir şey. Allah böyle delilerin sayısını ziyade eylesin. Hatta bizim gibi akıllı olmak yerine onun gibi deli olmak daha iyi bir şeydir. Bizim aklımızdan ne çıkar? Pısırık Müslüman. Evladını camiye davet edemeyen, evladını namaza davet edemeyen bir Müslüman ne kadar üniversite mezunu olursa olsun, ne kadar akıllı olursa olsun, ne kadar milletvekili paşa olursa olsun bir kıymeti yok ki. Evladı cehennemde yanarken umursamayan bir adamın diplomasından ne fayda gelir? Aklından ne fayda gelir? Deli. Hatta Efendi Hazretlerimizin köyünde benzer bir deli varmış. İki cami var. İki camiden birisi daha yeni bitirilmiş. Fakat camiye giden yok. Allah alem. Sizin mahallede cami var. Bizim mahallede niye olmasın? Bazı yerlerde böyle rekabetler vardır. O rekabetin gereği olarak mı yapılmış? Yoksa gerçekten ihtiyaç olarak mı? Onu bilmiyorum. Ama ezan okuyan yok. Camiye gelen yok. Bir hafta caminin kapısı açılmıyor. Deli Almış benzini, size cami ne lazım demiş, yakmış camiyi. Deli ama adamı düşündürüyor. O köydeki deli de namaz kılmayan birisini görünce bastonu indiriyor kafasına. Mesul değil zaten. Cezası yok. Evet, Üstadım Mahmud Efendi Aseri buyururdu ki, Ah, kırmızı ışıkta geçene ceza yazdıkları gibi kemer takmayana ceza yazdıkları gibi, hız sınırını aşana ceza yazdıkları, köprüden ödeme yapmadan geçenlerin ceza yediği gibi bu memlekette namaz kılmayanlara da polis abiler, jandarma kardeşlerimiz ceza kesseler. Beş vakit namazda camide durmayan otobüs şoförlerine ve şirketlerine ceza kesseler ya Memlekette namaz kılmayan hiç kimse kalmaz ki büyük bir bereket olur veyahut da, veyahut da kesilen cezalardan devletin borcu kalmaz, hazine dolar. İkisi de faydı. Birincisi daha kıymetli. Onun için İslamiyet namaz kılmayana ceza veriyor. İslam devleti olsa namaz kılmayanı müeyyideler uyguluyor. Kurban olduğum Allah. Bile bile göz göre göre kimse cehenneme girmesin diye ufak tokatlar atıyor. O deli eli sopalı böyle etrafta ezanı Muhammed'i okunurken adam ararken köyün ay yaşı sarhoşu bir de bakmış ki bizim deli geliyor. Deli Mahmut, deli Hasan neyse onu görünce apar topar caminin yolunu tutmuş. Tam namaza duruyorlar. O da Allahu Ekber diye duracak. Ama ne diyor biliyor musunuz? Sarhoş. Riyakarlık yapmıyor. Ne Allah için, ne Lillah için, Deli Mehmet'in korkusu için Allahu Ekber demiş namaza durmuş. Namazı böyle kıldıktan sonra bir işe yaramaz. Allah için yaptığımız bir iş varsa mükafatı ahirette olacak. Bundan dolayı korkmaya gerek yok. İnne vaadallahi hakkun fe la tagurrannakumul hayatud dunya. ı Hak buyuruyor. İnne vaadallahi hakkun. Allah'ın vaadi haktır. Cenab-ı Hakk'ın vaadine hulf etmesi gökyüzündeki bütün ecsamın, bütün ecramın, bütün gök cisimlerinin bir anda yere çakılmasından daha ağır bir şeydir. Daha büyük bir hadisedir. Onlar olur, ama Allah vaadine hulf etmez Allah için yaptığımız şeylerden dolayı korkmaya gerek yok. İşte okuduğum beyitte Faik Paşa diyor ki, Nazır-ı didar olan görmez bu zulmethaneyi. Allah'a bakan bir göz, Cenab-ı Hakk'ı tanıyan bir kalp artık bu zulmethaneye itibar etmez, iltifat etmez, kıymet vermez. Ne gibi? Çeşme yani gözümüz gözümüze dünya dar olur. Hurşide ettikçe nigah. Güneşe baktıkça insanın gözüne bu kainat kapkaranlık, daptar, zulmet görünür. Allah Celle Celaluhu bütün hadiselere kendi zaviyesinden bakabilmeyi kitaba danışarak iş yapabilmeyi bizlere nasip eylesin. Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki Müslüman vakıflar bile, Müslüman dernekler bile devletten veya başka yerlerden ne kadar çok yardım alabilirsek bir adam nereden kazandığına bakılmadan ne kadar çok yardım ediyorsa o kadar çabuk cennete sokuluyor. Hayır. Rakamlar değil. Verdiğiniz şeyin ihlası önemlidir. İhlas. Len len yenalallah luhumuha ve la dima'uha ve lakin yenaluhu takva minkum buyuruyor hac suresinde Cenab-ı Hak. Kurban geliyor. Ey Müslümanlar, kurbanınız iyi olsun, iri olsun. Ama asıl olması gereken Allah için olsun. Gösteriş için değil. Len yenal Allah'a luhumuha. Onların etleri Allah'a ulaşmayacak. Vela dima ve akıttığınız kanlardan da mevlan istifadesi olmayacak. Peki Allah'a arz edilecek olan senin kestiğin kurbanın resmi değil. Videosunu da göndermeyeceksin oraya. Kimlere dağıttın kaç kişiye Mevla benim videoya ihtiyacım yok diyor. Ben bir adamın takvasına bakıyorum. Ne hissettiğine bakıyorum. Ne yaşadığına bakıyorum o kurbanı önüne yatırıp boynuna bıçağı vurduğu zaman da benim kulum ne hissediyor? Nereye yükseliyor? Nereye tırmanıyor? Nasıl bir miracı yaşıyor? O koçtan ne kadar ders alıyor? O besmele okunduğu zaman bir koyun yahut bir kurban sesini kesiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber dediği zaman nefesini kısıyor bir hayvan olduğu halde bu teslim ediliyor. Sen şimdi onu görüp sen ne anladın? Ey Allah'ım, senin kurbanın olamayacaksam kurbanım olmayacak. Bunu anlaman lazım. Malım sana kurban olmayacaksa, canım sana kurban olmayacaksa, İsmail gibi evladım sana kurban olmayacaksa, babam beni senin yoluna feda etmek istediğinde gel oğlum seni Allah'ın evine Medreseye vereceğim dediği zaman biz sevine sevine Ya ebetif alma tumar inşa inshallah minas sabirin diyemeyeceksek ey babacığım ben Allah'ın malıyım. Beni Allah için istediğin yere koy. İsterse bıçağın altına koy. Beni her gün kessinler. Beni her gün dövsünler. Ya ebetif alma tumar. Ey babacığım Allah'ın senden istediği bir evlada bir babanın yapması gereken tasarrufu yap. Hiç tereddüt etme. Seteci duni inşallah mines sabirin. Beni inşallah sabredenlerden bulacaksın. Önce İsmail aleyhisselam kurban olarak yatırıldığında babasına dedi ki babacığım dedi. Gözümü bir mendille bağla sonra sana isyan etmeyeyim bıçak ve ölüm korkusuyla. İbrahim aleyhisselam aldı İsmail Aleyhisselam'ın gözüne bir mendil bağladı. Sonra İsmail Aleyhisselam dedi ki: "Babacığım, böyle demiştim ama bunu Allah'a isyan sayarım. Mendili gözümden al. Allah'ın emrini görsem de görmesem de ona teslim olayım. Allah'ın muradının karşısında kurban olayım." dedi. O mendili gözünden kaldırdı. Bizim çok yol kat etmemiz gerekiyor. Bizim çok yol yürümemiz gerekiyor. Kur'an bize konuşuyor. Sahabeden birisi 80 yaşında, 90 yaşında cihat ayetleri okununca "La yastamil qa'idun el mu'minina gayru ulil darari vel mucahidu fi sabilillahi biemvalihim ve enfusihim" ayetini duyunca "Getirin bana kılıç kalkanımı." dedi. 6 tane evladı var. "Babacığım ne yapıyorsun?" dediler. Sen otur. Evlatlarından birisi cihada gitsin. Hayır dedi. Kur'an kim okuyorsa ona hitap ediyor. Kur'an kim dinliyorsa ona hitap ediyor. Benim okuduğum ayet bana hitap ediyor, başkasına değil. Bu ayetin mes'ulü benim. İsmail'in muhatabı benim. İbrahim'in muhatabı benim. Allah bana konuşuyor. Kur'an'ı böyle dinlemek gerekir. Kur'an'ı böyle anlamak gerekir. Eğer biz böyle anlamış olsaydık dünya bize sadece karanlıktan sadece zulmetten ibaret olurdu. Sadece gölgeden ibaret olurdu. Gölge ne biliyor musunuz? Gölge ardından gittikçe sizden kaçar. Hiçbir zaman yakalayamazsınız. Güneşi arkanıza alın. Gölge önünüzde olsun. Ne kadar çok koşarsanız koşun, gölgeyi bir türlü yakalayamazsınız. Bırakın yakalamayı. Gölgeye sahip olamazsınız. Sizin gölgeniz ama sahibi siz değilsiniz. Onu tutamazsınız. Ona istediğinizi yapamazsınız. Ama gölgenin peşinde koşmayı bırakıp yüzünüzü güneşe çevirdiğiniz andan itibaren gölge sonsuza kadar sizin peşinizden gelmeye mahkumdur. Nereye giderseniz gidin gölgeniz dünyanız ardınızdan gelir. Onun için medreseye başlayan bir talebe, Kur'an'la tanışan bir talebe, tarikat-ı aliye ile tanışan, bir mürşidi kamile intisap eden bir insanın artık dünyalık hesabı olmaması gerekir. Dünyalık kaygısı olmaması gerekir. Çünkü o yüzünü güneşe çevirdiği andan itibaren vallahi Allah'ın kanunu böyledir. Gölgesi peşinden gelecektir dünyası peşinden gelecektir. Onun için Efendi Hazretlerimizin tufan dedem diyerek bahsettiği o adamcağız gibi olmaya gerek yok. Sofraya konulan yemekler üç çeşit. Talebe olduğumuz halde bir kuruş para kazanmadığımız halde kahvaltıda beş çeşit altı çeşit diyoruz. Demek ki daha fazla İslam'a hizmet etsek neler yapardı Cenab-ı Hak? Hazreti Meryem validemiz için biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Zekeriya aleyhisselam yeğeninin yanına giriyor. Külleme dekhele aleyha zekeriye'l mihrabe vecede indeha rizka. Ne zaman Hazreti Meryem'in yanına girse dayısı yanında kış meyvesi yazın. Kışında yaz meyvesi buluyor. Envai çeşit. Kale ya Meryem'u enna leki hâde. Ey Meryem bunlar sana nereden geliyor diye sorunca Allah haber veriyor. Yalan olabilir mi? Kalet huve min indillah. Bütün bunlar bana Allah katından geliyor. İnna Allah yerzuqu men yasha bi gayri Mevla vermeye başladığı zaman hesapsız verir diyor. Allah'ın lütfuna siz sınır çizmeyin. Sadece Allah rızası için okuyun. Allah kerimdir. Allah'ın lütfuna sınır çizmeyin. Kendi kapınıza göre istemeyin. Çünkü biz ne istersek eksik İmam olacağım. Maaşım olsun. Yok sigortam olsun. Bir arabam olsun yeter bana. Bırak. Bırak Allah'ın lütfunu sen sınırlama. Sen kul olmaya bak. Sen alim olmaya bak. Sen ömrünün sonuna kadar Allah'ın kendi dini için istihdam ettiği dava adamı olmaya bak. Ondan sonrasını bırak. Ondan sonra Cenab-ı Hak sana öyle bir şan, öyle bir şeref verir ki Bakın bizim alimlerimizin kitaplarına bakın. 50 sene yaşamışlar ama okuttukları, yazdıkları dersler ve kitaplar, ilimler 1000 senedir, 1500 senedir hala bizi okutmaya devam ediyor. Hocalık bu. Alimlik bu. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alimi ve ilim talebesini met ederken ennâsü racülen Dünyayı ikiye ayırıyorum diyor. İki kısım. Bütün insanlar iki gruptur. Benim nezdimde iki tane adam var diyor. Enne racülen. İnsanlar iki gruptur. Alimun Allah'ın dinine çalışan ilim tahsil etmiş. Sonra da ilmini başkalarıyla paylaşan bir alim. İlmiyle alim. Amin. İkincisi de ve müteallimun. İkincisi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir alimin, bir müteallimin, bir talebenin, bir Kur'an talebesinin, bir talib ilmin kıymetini bildiği için diyor benim nezdimde bu dünya iki şeyden, insanlar iki şeyden ibarettir. Ve la hayra fîmâ sivâhumâ bu ikisinin dışında hiçbir hayır yok ki onlardan bahsedeyim. Yok diyor yok. Hele böyle bir zamanda. Peygamber döneminde ki bundan bahsediliyor, bu kadar teyitle ifade ediliyorsa bizim dönemimizde. Onun için bir tercih değil artık bizim için ehli Kur'an olmak. Enne suracülen. Bu iki gruptan birisi olmak mecburiyetindeyiz. Yoksa hesabı acı olacaktır. Allah hepimize ilim hevesi ihsan eylesin. Amin. Vellezine yu'minun bima unzile ilek. Geçen dersimizde sohbetimizde demiştik ki geçmiş kitaplara karşı olan borcumuz onlara Allah'tan indirildikleri sahih halleriyle Allah'ın kitabı olduklarına iman etmek. Başka bir vazifemiz yok. Onlarla amel vazifemiz yok. Şimdi bugüne intikal edenler onlar muharref. Onlar tahrif edilmiş. Farzı muhal diyorum. Hasbel kader. Yok ama çıksalar deseler ki Hazreti Musa Aleyhisselam'a inen Tevrat'ın aynısı işte burada. Hadi bakalım. Amelen bizi bağlamaz. Abdestsiz dokunmayız. Allah'ın ayetleri vardır diye. Allah'ın kelamı olduğuna inanırız. Tamam mı? tahrif edilmediği yüzde yüz ispatlanmış olsa farz muhal. Allah'ın kitabı deriz ama Kur'an-ı Kerim'in gelişiyle beraber kendinden önce gelen bütün kitaplar ne olmuştur? Şeriatlar nesk olunmuştur. Dolayısıyla hürmetimizi yaparız, abdestsiz dokunmayız ama biz neyi nasıl yapacağımızı Kur'an'a sorarız. Aliye İzzet Bosna Harbi çıktığında Sırplar, Hırvatlar, bütün ehli küfür Müslüman anneleri, Müslüman çocukları katlediyor. Mescitleri yıkıyorlar. Küfrün hiçbir mantığı olmadığı gibi küfrün insafı da yoktur, merhameti de yoktur. Bakmayın. Kızıl Deniz'de bir tane balina karaya vurmuş da bütün hayvan dernekleri efendim ne? Hayvanlar hemşerileri oldukları için, hem cinsleri oldukları için ona koşarlar. Ama Filistin için aynı hassasiyeti göstermez. Ne diyordum? Evet. Bosna askerleri dediler ki: "Efendim bize de müsaade edin. Biz de onlara misliyle muamele edelim." Müslüman'a ne kadar zulüm görürse görsün kadına ilişmek muharibe değilse, savaşan değilse, çocuğa ilişmek mabede ilişmek yok. Efendim onlar yapıyorlar. Bize de müsaade edin canlarını yakalım dediler. Hayır dedi. Çok önemli bir cevap verdi. Dedi ki ben bir gavurdan, bir müşrikten, tamam mı? Siyasi düşüncesi ne olursa olsun hayatını İslam'la savaşmaya adamış bir adamdan ne yapacağımı öğrenmem. Ne yapacağımı ondan öğrenmem. Adam yalanda zirveye çıkabilir. Yalanla prim yapabilir. Tek kurtuluşu yalan atmak, tek umudu yalancılık olabilir. Ama ben yalan söyleyemem. Müslüman yalan söyleyemez. Biz, biz bir İslam düşmanından ne yapacağımızı öğrenmeyiz. Ne yapmayacağımızı öğreniriz. Bakarsın kafire, ne yap o yapıyorsa ben yapmayacağım. Ne yapacağımızı Kur'an'a sorarız. Ne yapacağımızı Allah'a sorarız. Ne yapacağımızı onun bize gönderdiği masum peygamber olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sorarız. Geçmiş kitaplara karşı vazifemiz iman etmektir, hürmet etmektir. Onun için şu andaki mevcut İncil'de bile yu, efendim, yüzde bir, binde bir, bir Allah vahye ait bir cümle olabilir, bir ayet olabilir ihtimaline karşı abdestsiz dokunmayız. Ama bu kadar. Hükmü nesk olmuştur. Ama bizim kitabımıza karşı vazifemiz hem hürmet etmek, hem iman etmek hem de mucebince amel etmektir. Vellezine yu'minun bima ile ileyk. <Sessizlik> Müşrikler efendim biz de gayba iman ediyoruz. Biz de namaz kılıyoruz. Biz de zekat veriyoruz deyip kendileriyle Müslümanlar arasında bir fark olmadığını anlatmaya çalışırken Cenab-ı Hak bu ayeti de indirdi. Bakara suresinin dördüncü ayeti. Müttakiler minler velledine yu'minuna bima unzile ileyk sadece ellerinde olana değil sana indirilen kitaba da iman ederler ey habibim. Ne gibi? Öme unzile min kablik. senden öncekilere senden önceki peygamberlere indirilenlere iman ettikleri gibi. İşte bizimle müşrikler arasındaki fark budur. Seneler önce Muzaffer Özak Hoca Efendi şeye gidiyor. Amerika'ya. Onu sevenler orada toplanıyorlar. Bir cuma vakti. O cuma vaktinde cuma namazı kılacaklar. Muzaffer Hoca'nın aklına geliyor ki gidelim bir kiliseye. Nasılsa cuma vakti boş. Onlar beş vakit namaz kılmıyor. Afrika'daki kiliseler öyle değil ama. Beş vakit çanları çalıyor. Şimdi papaza diyorlar ki biz kilisede cuma namazı kılmak istiyoruz. Müsaade eder misiniz? Tamam diyor. Biz bazen gidiyoruz bir camide. İmam müsaade etmiyor. Olmaz. Ankara, Sincan'da camide sohbet ediyorum. Geldi müftü yardımcısı yasak. Niye yasak? Burası zikir yeri değil dedi. Burası zikir yeri değil. Ben camide zikretmeye... Müsaade etmem dedi. Peki dedim o zaman sen şu ayete mana ver. Ve men adle mimmen mena mesacidi'llahi en fi ve fi Yeryüzünde Allah'ın mescitlerinde zikredilmesine mani olandan daha zalim kim vardır diyor. Kulağını tıkadı gitti. Demek ki zerre kadar vicdanı yokmuş. Papazın imanı yok ama vicdanı var. Açtı kiliseyi namazı kıldılar. Sonra papaza teşekkür ettiler. Papaz dedi ki: "Şimdi dedi ben size bir şey soracağım." dedi. Ben de yarın öbür gün Türkiye'ye gelsem Ayasofya'da veya Sultanahmet'te bir ayin yapmak istesem siz de caminizde mesela Fatih Camii'nde ya Hristiyanların, Yahudilerin ayin yapmasına müsaade eder misiniz? Efendim? Etmeyiz dediler. Ne korkuyorsunuz ya etmeyiz. Kendinizden şüpheniz mi var? Abdestinizden şüphesi olan mı var? O, Muzaffer Hoca dedi ki etmeyiz dedi. Papaz dedi ki niye ama dedi bak ben size kilisenin kapısını açtım. Siz niye... Benim gösterdiğim nezaketi göstermiyorsunuz. Muzaffer Hoca dedi ki: Biz dedi Hazreti Muhammed'in nübüvvetine, Kur'an'ın hakkaniyetine inandığımız gibi Hazreti Musa'ya da iman ediyoruz. Hazreti İsa'ya da iman ediyoruz. İncil'i de Allah'ın kitabı kabul ediyoruz ama nesk olunmuş, o ayrı. Onun için onlar adına inşa edilen mabetler aynı zamanda bizim de mabedimizdir. Orada bizim de hakkımız var. Çünkü biz kime inanıyoruz? İsa Aleyhisselam'a inanıyoruz. İncil'in Allah tarafından indirildiğine inanıyoruz. Her ne kadar siz onu tahrif etmiş olsa da bugün. Siz de ahir zaman peygamberi olan Hazreti Muhammed'e iman edin. Siz de Kur'an'ı hak kitap, son kitap olarak kabul edin. Buyurun cami size açık dedi. O zaman gel ibadet et. Ama sen peygamberini kabul etmedin, kitabını kabul etmedin bir dinin mabedinde ibadeti niye istiyorsun? O zaman burada inanç değil başka bir şey vardır. Müslüman bunu anlayacak. Vellezine yu'minuna bima unzile ileyke ve ma unzile min sizden önce indirilenlere de iman ediyorsunuz. Peygambere Hazreti Muhammed'e indirileni de baş tac ediyorsunuz. Ve bil ahireti ve özellikle onlar ahireti hum yuqinun gözle görür gibi ahirete bakıyorlar. Burada söylenecek çok söz var. Ve bil ahiratihum yuqinun. Ve bil ahirati normalde Arapçada fiil önce gelir. Sonra fiilin taluk ettiği mef'uller sonra gelir. Ama burada ne yapılmış? Ve bil ahirati hum yuqinun. Hem hum zikredilmiş, hem bil ahira normal Arapça kurallarına muhalif olarak gelmiş ve takdim edilmiş. Niye? Ve hum yuqinuna bil ahire denilebilirdi. Ve yuqinuna bil ahire denilebilirdi. Yu'minun özlerine atfederdik olurdu. Ama Cenab-ı Hak öyle olsun istemedi. Ve bil ahireti sadece ahirete yuqinun. Ey kana ne demek biliyor musunuz? Ey şöyle tarif ediyorlar. Ey böyle pırıl pırıl su var. Hiç Bosna'ya giden varsa içinizde Mossad Köprüsü'nden 30-50 metreden baktığınız zaman su o kadar berrak ki, su o kadar güzel ki insanı dinlendiriyor. Oradan baktığınız zaman su öyle bir karışık değil. 50 metreden köprüden gençler dalıyorlar kafa üstü sonra çıkıyorlar. Siz denemeyin tabii. O kadar su akıyor yani yüksek insan boyundan fazla. Ama belki iki insan boyu belki iki metre, üç metrelik bir su üstünden bakıyorsunuz 50 metre yukarıdan dibindeki taşlar pırıl pırıl görünüyor. Tamam? İşte o taşı yukarıdan bakıp o taşı sanki su yokmuş gibi görmek ey kane'dir. Anladınız mı? Ey kanı. Şimdi Müslüman Dünyaya böyle bakmıyor. Dünyaya böyle bakmıyor. Müslüman ve bil ahireti takdim hasır içindir. Sadece ahirete böyle bakar. Sadece ahirete böyle bakar. Ve bil ahireti sadece ahirete hüm yuqinun. Hüm de hasır içindir. Müslümandan başkası ahirete gözüyle görür gibi bakamaz diyor. Allah Celle Celaluhu hangi Müslümandan bahsediyor? Gayba iman etmiş, namazını kılmış, zekatını vermiş, kendi kitabına iman etmiş. Bizim gibi mi? Hayır efendi. Eğer biz Allah'ın istediği gibi kitaba iman etmiş olsaydık bu imansızız demek değil. Allah'ın istediği kalitede iman etmiş olsaydık Hazreti Ömer gibi inne azabe rabbike lavaqi duyduğumuz zaman hepimiz buz kesilirdik. Hazreti Ömer radıyallahu an bu ayeti duyunca öyle bir müteessir oluyor ki devesinden düşüyor, hastalanıyor. 15 gün insanlar onu ziyarete gidiyor. Ne buyuruyor Cenab-ı Hak? İnne azabe rabbike lavaqi. Ey Habibim, inne azabe rabbike. Rabbinin azabı levakıya <laughs> vallahi vuku bulacak, vallahi tahakkuk edecek diyor Cenab-ı Hak. Hazreti Ömer, Hazreti Ömer bunu duyunca azabın kendisini de tutacağı korkusuyla beraber şuurunu kaybediyor, devesinden düşüyor. Biz duyduk bir şey olmadı. Yüreğimize saplanmadı. Gözyaşımıza sebebiyet vermedi. Halbuki Cenab-ı Hak اَلَّذ۪ينَ اِذَا دُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ اِمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Onlara Allah'ın ayetleri okundukça imanları artar. Allah'ın ayetlerini duydukça o ayetlerdeki mucizevi hitabı hissederler. Aman Allah'ım gerçekten senin dinin hakmış bir kez daha tasdik ederler, bin kez daha tasdik ederler. Ve bil ahireti onlar sadece ahirete yuqinun bu gözle bakarlar. Ahiretle aralarındaki perdeleri kaldırırlar demektir. Kaldırmadığımız müddetçe başımız belada olacak. Kaldırmadığımız müddetçe sorgumuz uzun olacak. Kabir sıkıntımız fazla olacak. Ve bil ahireti hüm de var o da. Sadece bu dört vasfa yani gayba iman, namaz, zekatı düzgün yapanlar, Kur'an'a ve Allah'ın indirdiği kitaplara iman edenler artık bu donanımla beraber, bu sermaye ile beraber, bu iman gücüyle beraber mezara baktığı zaman ne olduğunu görür diyor. Tamam? Artık toprak, artık kefen Artık tabut onun için engel değildir. Ve bil Ahiret'i hum yuqinun. İsmaila Cami Şerifinin avlusundaki medrese'de ilim tahsil ederken yanında biliyorsunuz mezarlık var. Mezarlığın olduğu sınıfta bazen kalırdım. Çok ibretlik gelirdi bana. Duvardaki pencereyle mezarlıkların izası aynı, toprak izası. Pencere de bir metre medresenin odasında bir metre yükseklikte. Pencereyi açtığınız zaman mezarlıkla aynı seviyede. Düşünürdüm ki duvardan bir delik delsem nereye giriyor? Mezara giriyor. Arada bir karış var ya. Oradakiler başka söylüyor. Biz başka şeylerin peşinden koşuyoruz. Bazen böyle kulağımı dayardım. Duyacak kulak yok ama ya duyarsam Nasrettin Hoca ya tutarsa demiş ya. Böyle dayardım acaba biri bir şey der mi diye. Belki uyanırız. Belki kendimize geliriz. Belki ahireti ve bil ahireti yuqinun diyen Cenab-ı Hakk'ın tavsiye ettiği gibi gözümüzle görüp kulağımızla işitir gibi kendimizi ona hazırlarız diye. Ama ne kadar kulağımı yaslasam da ne bir ses duydum ne bir şey gördüm. Ama bize ses olarak Kur'an'ın sesi yeter. Göz olarak Kur'an'ın gözü yeter. Allah her şeye onun zaviyesinden bakmayı bize nasip eylesin diyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.